Herkese merhaba, ben Bahar Kınalı, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bayağıdır vlog açmıyordum böyle. Hatta kamerayı nasıl tutacağımı bile unutmuşum. Vize finaller falan derken, hatta devam ediyor finallerimiz ama şu anda bugün günlerden cumartesi, bodoslama girdim tüm lafa. Neyse, baştan başlıyorum. Bugün günlerden cumartesi, vizelerimiz, finallerimiz. Finallerimiz bu hafta olduk. Bu hafta içinde final sınavlarına girdik ve önümüzdeki hafta da gireceğiz. Ama bugün cumartesi olduğu için biraz küçük bir mola vermek istedik. Bugün ne yapacağız sizlere hemen söyleyeyim. Bugün kahvaltıya gitmeye karar verdik. Kahvaltıya gideceğiz hep beraber. Daha sonra ben saçlarımı bugün kestireceğim. Artık bayağı uzadılar. Biraz da böyle şey olsun. Fresh gözüksün istiyorum. Hareketli kesim yaptırmayı düşünüyorum. 4.30'a randevu aldım. Oraya gideceğim. Ondan önce de şu an saat 11. Biraz sonra çıkarız. 10 gibi uyandık. Hazırlandık. Kahvaltıya gideceğiz. Gideceğimiz yer biraz uzakta. Ama güzel bir kahvaltısı var. Ve ben orada denemek istediğim bir kahvaltısı var. Onu denemek istiyorum. Ne kadar çok denemek dedim. Neyse, kısaca onu yemek istiyorum. Birazdan çıkarız. Suudi Mikola bizle geliyor. Sabah. Beni ayırdın. Ne? Genelde vloglarımda yoksun ki. Ya. Onu zorla uyandırdım. Diyor ki acaba kahvaltı ekmesek de uyusak mı Bahar? Yok öyle bir şey. Kalk yarın ama uyuyacağım. Yarın benim uyuma günüm. Sabah uyuyacağım artık. 11'e mi kadar olur? 12'ye kadar mı olur bilemem. Öyle hazırım ben. Ayakkabılarımı bir sileceğim ondan önce. Ve ne giydim hemen şöyle. Bunu giydim ve bol bir tane gri pantolonum vardı. Onu giydim. Krem rengi şapkam, krem rengi montum ve krem rengi şantamla gideceğim. Öyle sizlere kısa bir özet geçmek istedim. Niye vlog çekemedim diye sorarsanız gerçekten finallerimiz çok yoğun geçiyor. Konularımız çok fazla, çalışmamız gereken şeyler çok fazla. Aynı zamanda ödevlerimiz vardı, onlarla uğraştık, sunumumuz vardı, onunla uğraştık falan derken. O ara ben de çok yoğundum. O yüzden çekemedim. En son bayağı oldu yer çekmeyeli. Neyse, artık kaldığımız yerden yavaş yavaş devam etmeye başlarız. Zaten finallerden sonra eve gideceğim. Bir 20 gün kadar evdeyim. Evde de güzel şeyler olacak. Oraya gidince çekerim sizlere. Şimdiden sürpriz olsun. Öyle, şimdilik sizi kapatıyorum. Kızlar odasına gidince artık açarım. Üçlüğünü bayağıdır giyemiyormuşum. Onu fark ettim. Ciddi bulun. Altın koyu mu kalmış çok? Gelemiyorlar. Kapan kapan kapan. Ayağım kalsın içinde. Kapanma dur. Çok karanlıklar. Çok karanlıklar. Gözmüyorlar. Günaydın, gel gel gel. Evet, diyoruz. Gir. Giremiyor musun kapısı? Enerji. Sen hayırdır? Ayşe'nin saçları, ben burada gösterdim mi Ayşe saçlarını? Ben bayağıdır çekmiyorum. Ayşe gün ışığında gösterelim. Saçlarını boyattı. Hemen oynayın. Zaman bakalım saçlarını göstereceğim. Ayşe ileride dönüp bakarsın ne günlerde boyatmışım. Değil mi? Evet. Ha, burada daha çok belli oluyor. Tatlı. Neydi bu? Somre yaptırdı Ayşe. Işıltı. Somreli ışıltı. Evet. Ayşe, nerede yaptın? Bizimle paylaşacak mısın? Söylüyorum. Samet kuaför Balıkesir. Niye keseyim? Samet kuaför. Ben de şimdi bir dakika döndürüyorum. Şimdi burada bugün saçlarımı keseceğim. Nerede? Efendim. Nerede kestireceğim? Samet kuaför. Samet kuaför Balıkesir. Ben kendim boyuyorum. Allah emanet olun. Sudem'in saçlarına bakın. Her renk var kafasında, kendi boyuyor. Evet, her yalancısın ya. Gayet güzel saçı. Güzel ama ışıkta uçları daha açık biliyor musun? Ney? Şuraları daha açık. Attı ya. Gel ne yapalım? Aman cezalı. Bir oldu boyamayalı. Kendimi 8 saatlik yola gitmiş gibi hissediyorum. Yol gerçekten 8 saat sürmüş gibi. Yani kampüsten merkeze inmek inanılmaz uzun sürüyor ya. Bir de yavaş gidiyor. Yarım saat sürüyor. Daha fazla sürdü be. Abartma.
Yani yolumuz bu kadar sürdü. Kaç dakika? Yarım saat sürmüş gerçekten. O yüzden ayakta beklemekten daraldım böyle kalabalıkta. Şimdi indik. Emin ol. TTM'de indik şimdi. Ve D6 mı yok, A6 mı öyle bir arabalar vardı. Onların birine bineceğiz. Diş hastanesine giden arabalar da gidiyor büyük ihtimalle oraya. Bu arada Alsancak unlu mamulleri oraya gidiyoruz. İsmi Alsancak. Öyle. Başka ne var? Hiçbir şey yok. Karnım çok acıktı. Saat çünkü 12.30 şu anda. Artık midem kazınmaya başladı. Bir şeyler yemem lazım. Şimdi kızlara göstereyim bizi nasıl sattıklarını. Bakın bizi nasıl sattılar. Görüyor musunuz buradan nasıl böyle gidiyorlar? Üçlü koalisyon kurdular hemen. Ya ya. İşte ayıp. Onları ayıp. İzlerken görün ve utanın kendinizden. Ezepsiz. Ezepsizler. Geldiğimiz yeri göstereyim sizlere. Tuğçe Nazar'a geldi. Çantası koptu. Evet tam olarak işte şurası. Gidelim orada kahvaltımızı yapalım. Menüsünü göstereceğim. Kahvaltıya gelebilirsek bizim daha gelemedim. Evet kızlar bunu söylediler. Bunu yiyecekler. Tuğçe Ege usulü, Ege otlu peynirli omlet söyledi. Bir de çingen salatası söylemiş. Ben de ne söyledim? Ben de bunu söyledim. Alsancak kruvasan sandviç. Bunu istiyorum, bunu yiyeceğim. İnşallah güzel gelir. Daha şöyle şeyler de var. Arkadaşlar benim güzel güzel tabağım böyle. Zaten. Bu da kızların devasa kahvaltısı. Devasa sensin. Herkes afiyet olsun. Ben de Tuğçe'm. Yemeğini bitireli yıllar oluyor ama şu üç arkadaş hala yemek yiyorlar. Ne kadar mutluluk verici bir şey. Hiçbiriniz gözükmüyorsunuz. Teşekkürler. Suyumuz geldi. Neyi doldurup vereyim mi? Saat 1.30 şu anda. Buradan çıkmamız gitmemiz derken 2.30 bulur. Bu kadar herhalde. Bugün saçlarım son günüm. Saçlarımı da şöyle bakın hiç kestiresim de gelmiyor. Bahar benim kahve diyetimde olduğumu söyler misin? Kahve diyetimde mi? Arkadaşlarım ben kahve diyetindeyim o yüzden ellerim titriyor. Ofisime kahve diyetim şey çok kahve çekiyor. Ellerim titriyor bakın numaraya bakın ellerim titriyor. Tuğçe titrer misin? Kanka yok mu sana? Burada böyle bir yer arkadaşlar. İçim çölleşmiş. Tuğçe. Arkadaşlar bana bir tane şeker alan oldu. Bu kız bana şeker aldı. Onu çekin. O bana hediye etti. Ben de hediye hediye ederek sünnettir diyerek onu gerçekten. Bu benim artık şakam. Bunu yemeli miyim yememeli miyim? Bence yemelisin. Biraz saklı. Soğan mı bu? Benim çanta bozuldu arkadaşlar. benim. Senin çantan ne oldu? Sen geri geleceksin. Ben tripodum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hemen söyleyeyim. Çarşıya kadar yürüyoruz yaklaşık 15 dakika. Sonra Gretz'e gidiyoruz. Rosman'a gidiyoruz. Alacaklarımız var. Sonra da artık kuaföre. Before after hazır mıyız? Evet. Geçen bir programdan sormuştum kestireyim mi diye. %90 %90 küsürdü. Kestir demiştiniz. Size uyuyacağım ve kestireceğim. Şekerim i̇şte Bahar Özcan takipçileri ne derse yapıyor. Yo ne derse yapma. Onlara fikirlerini sordu ve ne derse yapıyor. Bakmayın yapmıyorum diye ama Naz yapıyor. Naz. O takipçilerine çok önem veriyor. Bunlar yine ayrı ayrı gidiyorlar. Bu ikinci oldu bugün de. Üçüncü de bunları terk edip şu karşı yoldan yürümeye karar vereceğim. İzleyin izleyin bunları. Şu anda Sudem'den kurtulduk. Onu uğurladık, o arkadaşların yanına gitti. Bizim arkamızdan da böyle diyor musun Bahar? Desem bile Ayşe burada görürsün. Neyse işte Sudem gitti, o arkadaşlarıyla buluşacakmış. Biz de bir Rozman'a falan gideceğiz. Benim oradan alacaklarım var.
Zaten saat kaç oldu? 2,5 3 olmuştur. 14.00. 3'e 9 dakika var. Sor musun? Aç aç göstereceğim ne aldım. Hiç de bir şey almadım. Bir tane günlük yut aldım, bir tane bundan aldım ve bir tane de nemlendirici aldım. Onu başka bir yerden aldım. Bu kadar. Sen ne aldın? Ayşe'de diş macunu falan almış. Ayşe de şurada sırada kardeşine bir şey alıyor. Meyret olarak burada onu bekliyor. Bakın o zaman ne varmış. Ben şundan kullanıyorum ama çok güzel. Bittiği de alırdım ama daha var. Gerçi alabilirim ama. Kaçta mısınız kızları? Önce kaşlarımı hallettirdim. Kapağı şişirin. Ben bu kaşlarımı kestireceğim. Biraz değişiklik. Biraz uçları artık şey oldu. Bol kırılmış değil mi artık uçları? Ne? Bakın uçlarına. Kırık kırık zaten böyle. Biraz canlanması gerekiyor. Tam buradayız. Var. Ondan sonra beni alır herhalde. Alır mı Ayşe? Ayy, saçlarım bitecek. Allah'ım, saçlarım kesildi ve ben Ayşe'nin hatırlatmasıyla videoyu açtım. Ne kadar rezil bir insanım. Şu an şey gitti, fönü gitti ama olsun. Saçlarımı böyle kestirdim. Biraz kısa oldu. Senin arkana da kat atmış. Evet, hepsini attım. Ben yeni saçının yarısı. Ne yapıyorsun? Şeyde. Araya giriyor. Bakalım bu saçı nasıl kullanacağız? Bakalım. Bakalım. Size fotoğrafımı da koyarım buraya. Güzel fotoğrafımı çektiler. Kuafördeki hanımefendi. See you Bahar. See you Ayşe. Hadi bye bye. Bahar kaçta eve gidiyoruz? Bir odaya gideyim de. 7 gibi gideriz. Yemeğe, bu arada biz yemeğe yazıldık. Belki haberiniz de yoktur. Büyük bir ihtimalle yoktur. Çünkü söylemedim. Akşam o yüzden yemeğe gideceğiz. Evet, odaya gelmişken sizlere saçımı göstereyim. Ondan önce ne oldu hemen size ondan bahsedeyim. Saçlarımı kestirdikten sonra kuafördeki kadın hani saçımı çekmek istedi. Güzel oldu, koyarız falan diye. O çekmek istedi ve o çekti falan derken ben o ara video çekmeyi unuttum. Sadece fotoğraf çektim. Sonra direkt dışarı çıktık ve otobüse binip yurda geldik. O yüzden ben çekemedim. Şimdi burada gelmişken göstermek istiyorum. Katlı kesim istedim, böyle hareketli kesim. Arkalarında da böyle, hatta şöyle göstereyim. Kesimleri var. Önleri de bu şekilde oldu ve benim acilen bir tane böyle fön makinesi almam gerekiyor. Böyle hareketli volüm verebilmek için. Umarım siz de saçlarımı beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Biraz düz saçlı olduğum için kullanım biraz zor olabilir benim için. Sürekli fön çekmek gerekiyor. Dalga saçı daha güzel duruyor ama kullanabilirim diye düşünüyorum. Kendime bir tane fön makinesi alacağım çünkü. Biraz sonra yemeğe gideriz. Bu arada biz Akif abinin, yani aşağıdaki kantinin yemeğine yazıldık. Çünkü yemek yapmak bizim için çok zor oluyor. Staja gidiyoruz çünkü. Stajdan gel falan derken bayağı vaktimizi alıyor. Aşağıdakilerde elektrikli ocak olduğu için zamanımız çok fazla yemekte gidiyordu. Bir de final haftası yaklaşmışken yemeğe yazılalım dedik. Ve yemeğe yazıldık. Yaklaşık 10 gündür, 10 güne yakın oldum. Bir hafta oldu galiba ya. Bir haftadır gidiyoruz. Pazartesi başladık aynen. Bir haftadır gidiyoruz. Öyle bakalım. Yemek derdimiz yok şu anda. İkinci dönemde geldiğimde 5 günlük yemeğim olacak. Hafta sonu yok. Hafta sonu yine kendimiz yapacağız yemeği. Bu şekilde ayarladık. Saat 7 gibi falan gidiyoruz genellikle. Şimdi 1 saat var 7'ye. Ben biraz yatacağım, dinleneceğim. Daha sonra yemeğe gideriz. Bugün şey var. Ispanak var. Ben de ıspanak yemeğini sevmiyorum. Aslında eskiden çok seviyordum. Ama daha sonra bazı olaylar yaşadıktan sonra ıspanak yemeğinden tiksindim ve yemiyorum. O yüzden ya aperatif yanında şey yiyecekler yiyeceğim, işte çorba, kıymalı börek falan varmış, ya da kantinden alırım diye düşünüyorum. Bir de buradaki avantajlı şey, yemeği beğenmediğiniz zaman kantinden fiş alıp kantinden istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. O güzelliği var. O yüzden belki bugün böyle bir şey yapabilirim.
Herkese günaydın. Pazar gününden günaydın gerçekten. Gözlerimin altında şiş olduğuna bakarsanız daha yeni uyandım. Saat 12 ve şu an aşağı hazırlandık. Kahvaltı yapmayı iniyoruz. Kahvaltı hazırlayıp odaya çıkıp odada yapacağız. Ben yulaf tost yapacağım. Gideyim de hazırlayalım bakalım. Şimdi ben yemeğimi hazırladım. Odaya gidince gösteririm. Kızlar odasında kahvaltı yapacağız. Ben eşyalarımı aldım. Üzerimi değiştireceğim. Bunları mutfakta giyiyorum. Daha sonra kızlar odasına geçeceğim. Orada da kahvaltı yapacağız. Bakalım Sude mi yanmış mı? İşte dolaptan peynir zeytin falan alacağım. Kızlar odasına geçeceğim. Mutfakta o kadar çok kokuyorsun ki. Mutfak kıyafet olarak farklı bir kıyafet yapıyoruz. Giyiyoruz daha doğrusu. Sude! Uyandın mı? Tuvaletteymiş hatta. Siz şurada bir durun bakalım. Ne? Video çekiyorsun? Evet, sabah fönüne uyandım. Nasıl ama? Saçların fönüne uyandı. Ne videosu bu? Dün devamı. Boş etimizi boş yaptık. Şimdi diğer poşetimize geçelim. Of ya. Evime gitmek istiyorum ben artık. Ve oradan şuraya transfer edeceğim. Transfer. Yerimi alayım. Zeytini. Nereye gidiyorsun? Kayfa atayım. Yapalım mı öyle? Üzerimi değiştirip gideyim. Evet, kahvaltımızı hazırladık. Yulaf tost sucuklu. Yulaf tost sucuklu. Bu da benim ayaklarım çıkacak oradan. Yok, çıkmıyor. Çekmedim. Kahvaltı soframıza bakın. Bugün sınav çalışacağız. Yarın sınavımız var. O yüzden böyle. Allah bereket versin. Fakir değiliz. Kesin ondan. Dünkü kahvaltıya göre. Gerçekten. Bazen olur böyle. Neyse, biz kahvaltımızı yapalım. Sabahtan beri ne yaptım? Kalktım, kahvaltı yaptım. Odaya geldim, sonra derse oturdum. Bu kadar, başka bir şey yapmam. Öyle, dün de saçlarımı yıkamadığı için hala fönlüyüm arkadaşlar. Sizi şuraya koyabilir miyim? Tripodum şu anda yok. Siz orada kalın. Şimdi yarın seçmeli bir sınavımız var. O yüzden ben ona çalışıyorum. 4-5 tane okumam gereken not var. Şunu çekeyim. Onları okuyacağım. Bilgisayarda onlar çıkartmadım, seçmeli olduğu için. Onları okuduktan sonra bugün akşam kapatırım artık. Sabah da kalkacağım, saat 10 gibi mi kalksam? Çok mu geç? 9.30. Ama sınavın 3'te, onu kalkabiliriz. İşte 9.30-10 civarı kalkarım, kahvaltı falan derken. Tekrar bir okuma falan, onları yaparım. Biter, yarınki sınav zaten seçmeli. O yüzden çabucanak geçerim diye düşünüyorum. He, bir de aşağı inip... Ödeme falan yapacağız. Yemeğe yazıldık da biz. Onun ödemesini yapacağız. Ayın 15'inde, bugün de aslında. Pazar günü olduğu için de yarın yapacağız. Onunla falan zaten bir saate yakın sürüyor ödeme. Gerçi o zaman evraklar vardı. Yarım saat falan sürer. Onları halledeceğiz. Başka yarın bir işim yok. Bu videoyu şey yapmak istiyorum. Buna çalıştığımı, daha sonra işte akşam yemeğe gidip geliriz falan. Yarın da sınava gittiğimizde, işte okulda, sınıfta yani... Amfide sınavını falan gireceğiz. Çekebilirsem onları çekmeyi düşünüyorum. Sonra kapatırım bu videoyu da. Daha sonra ne gelir? Eve gideceğim sonra haftaya. Bu sene sonu zaten. Son kez eve böyle gidip geleceğim. Son çok kez değil. Son. Vizelerden sonra gideceğim bir de. Gidersem ama böyle gitmem ki. Bir haftalığına, 2-5 gününe falan git gel olacak. Evet. Sonra komple eve gideceğim. Neyse, ben bunları ezberleyeyim, size de küçük bir bilgi geçeyim dedim. Şimdi sizleri kapatıyorum, kahve içtiğimde bunları ezberlemem lazım. Kahve çok beğendim. Acıyamayacağım bugün ya. Hemen yemeğe başladım ama burada ezber çorbası vardı. Salata aldım, tavuk üstü pilav ve irmik tatlısı mıydı bu? Şimdi de kolamız var, kızın oldu. Bize afiyet olsun. Ayağı kırılmış. Dedikodu yapma işte. Günaydın herkese. Bugün sınav günü, sınava gidiyoruz. Şuradan bir geçeyim. Günlerden pazartesi bir sınava gidiyoruz. Saat 3'te sınavımız var ama ondan önce
Ondan önce yapacağımız işler var. Ödev testini falan yapacağız. Ay ayağım acıdı. Kızlar şu an kantinde. Onlar sabah kahvaltı yapmaya indiler. Ben de orada fırtık bir şeyler atıştırdım. Orada oturuyorlar. Günaydın. Afiyet olsun. Sen yedin mi Ayşe? Sana da afiyet olsun. Kapatalım. Bak dur, bunu böyle kapatacağım. Otogarda açacağız, tamam mı? 12 Şubat'tan. Oldu o kadar. Evet, evet. Tabii, tabii, tabii. Hadi, hadi. Saçmalama. Bir, iki, üç. Şu anda azar işitiyorum. Size bir teşekkür ettiğim için. Ağlayacağım. Bugün niye bu kadar güneş var? Acaba dümdüz mü gitsek biz çıkmak yerine? Okulun yamasına çıkacağız. Nasıl olsa baktığı. İki ayrım var şu an. Hangi yönü seçsem? Vaktimiz var, yürüyebiliriz diyorum. Okulumuz çok tepede be. Neyse, son yarım dönemimiz kaldı. Şükran Kaymak kim? Yemek Ayşe Şükran Kaymak ben, olmuş. Ben akşam çayında ya, akşam çayı, oturma çayında poğaça yapılmasına çok karşıyım. Niye? Çok gereksiz. Yemeğin üstüne zaten. Ayşe poğaçayı gereksiz buluyormuş. Akşam üstü çayında okey. Tamam, günde menüsünü ama akşam çayında tamam. Tuğçe beyninde neler dönüyor şu anda? Fıldır fıldır bir şeyler yapıyor orada. Ben de farkındayım. Bir baktım şu an deniz seni bulatıyor. Ne diyor? Deniz. Tuğçe'nin canı denize gitmek istiyor. Orada deniz var zaten. Denizden hala ne var? Git sahilde gez yürü. Yol. Çok uzak bir yolun Tuğçe. 18 saat. Kolumuzun parmaklıklarını göstereyim. Ayşe yaptığımız işleri anlat. Bugün işlerimizi bitirdik. Ödeme yaptık, ödevi teslim ettik. Şimdi sınava gireceğiz ve işlerimiz bitiyor. Evet. Mutluyum. Bir dakika, herkesten bir geçiyorum. Bizim kızlar tabii ki de şurada bekliyorlar. Ay sınava gireceğimiz yer burası. Ödevi teslim ettik.